Class Spor TV'den herkese selamlar. Orhan Kemal Erkılıç'la beraberiz. Ankara gücünü konuşacağız. Ankara gücünde Mustafa Barış Takçay dönemi sona erdi. Yeni teknik direktör arayışları hız kazandı. Ankara'daki gazetecilerle, Ankara gücünü yakından takip eden gazetecilerle durumu değerlendireceğiz. Merhaba Orhan. Merhaba. Valla hızlı bir süreç gelişiyor. Beklenmedik bir şekilde Salı günü Mustafa Barış Takçay'la yolların ayrıldığı açıklandı. Ardından bir hızlıca telefon trafiği, görüşmeler başlamış. Birkaç isimle görüşülmüş, olmuş olmamış. Şu an itibariyle de İbrahim Üzülmez'in ismi ön plana çıktı. Biz ilk başta bir Mustafa Barış Takçay'la başlayalım. Gönderilmesi sana sürpriz oldu mu Orhan? Şöyle sürpriz oldu. Ben gazete için yazılım hazırlarken yani fayda zarar hesabı yapmıştım. Yani çok faydasının olmadığından bahsetmiştim. Tabii Mustafa Hoca çok tecrübeli bir isim ama yani alınan 3 galibiyet ve 2 beraberliğe rağmen de bir iz bırakamadı kulüpte. O etkiyi de oluşturamadı. Hem taraftarlarla istediği bağı kuramadı. Hem camiayı çok böyle sahiplenen bir yapıya da bürünemedi. Ama tabii 6 hafta kala Mustafa Reşit Akçay'ın gönderilmesi doğru mu? İşte o birazcık soru işareti. Çünkü çok artık Ankara gücündeki kulübedeki teknik sorumlu artık bir orası dönme dolap gibi. Yani sürekli birileri geldi. Sürekli işte Aykan Hoca ile başladı. Metin Diyadin, Aykan Hoca, Mustafa Hoca, işte Aykan Hoca, Mustafa Reşit Akçay. Şimdi işte ne olacağı belli değil. Adnan Hoca çalıştırıyor sanıyorum birkaç gündür de takımı. Mustafa Reşit Akçay ismi en başında da doğru bir isim değildi. Ama 6 hafta kala da böyle bir adım atmak yönetim için tabii önemli bir hamleydi. Ve bakalım nasıl sonuçları olacak bunun. Orhan, özellikle taraftarın yoğun tepkisi vardı Trabzonspor'la ilgili açıklamalarından dolayı. Mustafa Hoca İstanbul basında kime bağlandıysa İstanbul basını bir şekilde konuyu Trabzonspor'a bağladı. Mustafa Hoca da hiç lafını esirgemedi. Trabzonspor'la ilgili yorumlarını yaptı. Şimdi senin Mustafa Hoca'yı eleştirdiğin kısımlar bu açıklamalar kısmında mı yoksa oynattığı oyun kısmında mı senin eleştirilerin? Yani Ankara Gücü Futbol Kulübü'nün sahadaki durumu ile ilgili hocanın açıklamaları maalesef biz bunu Ankara'da alıştık artık. Şimdi altyapıdan yetişmiş isimler hariç belli kulüplerde oynamış, hatta işte bir şekilde İstanbul takımlarına veya Trabzonspor'a transfer olmuş isimlerin, futbol oynamış veya teknik direktörlük yapmış isimlerin gönülleri, akılları hep orada kalıyor. Mutlaka ki, muhakkak ki başka bir ortamları vardır. Bilmiyorum. Daha cazip geliyordur. Daha popülerlik sağlıyordur. Bunlara bir şey söylemiyorum. Ama Ankara Gücü ya da Gençler Birliği'nde görev alan teknik direktörlerin aslında sadece bu Ankara Gücü ve Gençler Birliği için de değil bence. Çünkü bu Anadolu kulüplerinde de oluşan bir durum. Yani atıyorum işte Mehmet Özdilek bugün Erzurum'da mutlaka bir şekilde Beşiktaş soruluyor ona ve ona bir şekilde cevap veriyor. Ama burada cevap veriş şekli ve nasıl bu soruya yanıt verdiği çok önemli oluyor. Mustafa Hoca maalesef ki her verdiği cevapta Ankara Gücü taraftarının kalbini kırdı. Kalp kırdıkça da mesafe açıldı ve arada aslında tamiri zor bir durum oluştu. O yüzden de ben önce futbola bakıyorum. Ben futbolda çok dediğim gibi 5 ay görevde kalmış bir hoca. Evet, koronavirüs nedeniyle çok fazla boşluk oluştu, maçlar oynanmadı ama bu kadar süreçte baktığın zaman hala 3 galibiyet ve 2 beraberlik, evet Mustafa Reşit Akçay tecrübesindeki bir teknik adam için belki fena değil o tabloya baktığın zaman ama oynatılan oyuna baktığında, o maçlardaki performansa baktığında da evet Ankara Gücü işte bu maçı alır, Ankara Gücü böyle olacak, bu şekilde kurtaracak, şu kadar puan alır, bu maçı kazanır gibi bir şey söylemek de pek mümkün olmadı doğrusu. Mustafa Hoca dönemini çok kısa kapatacağım. Sadece şeyi sormak istiyorum sana Orhan. Gönderilmesinin açıklanması biraz enteresan oldu. Bir tweet hesabı, Fatih Başkan'ın tweeti üzerine duyuldu. Orada da Trabzonspor'la ilgili açıklamalarından dolayı bir şaibe oluşmasın diye olduğu söylendi. Açıklamanın bu tarzda olmasını nasıl karşılıyorsun deneyimci olarak? Yani açıklama evet başka şekilde olmalıydı. Belki orada yani önce kulübün resmi hesabından bir açıklama yapıp belki işte başkanın daha farklı bir şekilde bunu izah etmesi, teşekkür ediyoruz, yol açık olsun, işte mevcut şartlar içerisinde işte anlaşmazlık oldu. Neyse, çünkü pek çok konuda yani işte tartışmalardan bahsediliyor.
Kulüpteki antrenmanda futbolcularla hoca arasında, hocayla yönetim arasında başka şeyler de açıklanıyor. Şimdi ortada bir bilgi kirliliği de oluştu. Bu da bence hem Fatih Başkan'ı hem de yönetimi, çok iyi niyetle çalışan yönetimi zarar verici bir hareket. Bunlar çünkü sürekli bir aslında zamanla yıpranan ve bu yıpranmanın etkisiyle de farklı sıkıntılar oluşan hamleler oluyor, adımlar oluyor. O yüzden o bir tweet, yani ben bugün mesela Ankaragücü ile ilgili tweet atarken 10 kere düşündüm. Yazdım sildim, yazdım sildim, ne yapsam dedim ki sonunda da İbrahim Üzülmez'le ilgili olan tweetimi attım, evet. Tam o tweet'i soracaktım. O tweet'ten seni tweet'e gelelim diyordum. Şimdi İbrahim Hoca'nın ismi ön plana çıktı dedik. Ankara'ya geldiğine dair bir fotoğraf paylaştı. Ama İbrahim Üzülmez ismini Orhan Kemal Erkılıç'tan sert bir tepki geldi. Ki Orhan Kemal Erkılıç Gençlerbirliği'ni de takip eden bir gazeteci. İbrahim Üzülmez'le teşvik mesaisi bayağı oldu. Niye bu kadar sert bir tepki gösterdi Orhan Erkılıç? Ben İbrahim Hoca'nın özelinde, karakterinde, kişiliğinde, futbolculuğunda benim için hiçbir sıkıntı yok. Ama teknik direktörlük koltuğuna oturduğu zaman İbrahim Hoca'nın hem Gençlerbirliği için hem de Ankaragücü camiası için uygun olmadığını düşünüyorum. Çünkü İbrahim Hoca popüler bir isim ve aslında etkili de bir futbol kariyeri oldu. Şimdi bu futbol kariyerini de dolduracak bir bence birikime, altyapıya sahip bir isim. Ama çok fazla hem parayla ilgili konu çok fazla gündeme geldi. Hem ortaya konulan performansa ve futbola baktığımız zaman da ben İbrahim Üzülmez'in gereken etkiyi yapamadığını düşünüyorum. Çünkü ben Gençlerbirliği'nin ilk adı açıklandığında da rahmetli İlhan Başkan'ın bizim hocanın dini imanı para sözünü tweet atarak paylaşmıştım. Onu hatırlatmıştım ki İbrahim Hoca bir şekilde pazarlık yapıyor, işte para istiyor ve daha farklı beklentileri var. Çünkü yıllarca Beşiktaş'ta oynamış, Beşiktaş'ın iyi zamanlarında oynamış, Barcelona'yı 3-0 yenen kadroda işte o Oyarzabal'lara karşı oynamış bir isimden bahsediyoruz. Hakikaten önemli bir futbol kariyeri ama teknik direktörlükteki duruşu, teknik direktörlükteki anlayışı bizim çok yakından bildiğimiz Ankaragücü ve Gençlerbirliği için uygun olmadığını düşünüyorum. Gençlerbirliği'ne geldiğinde de izledik mesela. Çok mükemmel bir değişim, inanılmaz bir etki oluşturmadı. Yani kulüp takım bir şekilde şampiyon oldu, Süper Lig'e çıktı falan ama yani bunu tamamen İbrahim Hoca'ya bağlamak, yani İbrahim Hoca çünkü teknik direktörlük kariyerinde de önemli galibiyetler, önemli başarılar elde etti. Mutlaka ki pek çok genç futbolcunun hayatına da etkileri olmuştur ama yani İbrahim Hoca'nın direkt Ankaragücü ve Gençlerbirliği için doğru isim olmadığını düşünüyorum ki Ankaragücü'nü 6 haftada kurtaracak isim ki hele hele yani İbrahim Üzülmez olmaz diye düşünüyorum. Çünkü benim o tweetimden sonra pek çok sürpriz telefon da aldım ben. Yani bunu neden böyle yaptığıma dair soru soran insanlar da oldu. Benim şahsi düşüncem, ben yapı olarak çok böyle gerilimi seven, kavga edeyim, sataşayım, bir şeyler kovalayayım diyen bir insan değilim. Ama İbrahim Hoca konusu benim için birazcık hassas bir konu oldu. Yani rahmetli başkan İlhan Cavcav'la başlayan bir süreç. O yüzden de teknik direktörlük konusuna yaklaşımım birazcık olumsuz. Ama her şeyden önemlisi de onun futbol kariyerini veya futbol bilgisini sorgulamak belki bana düşmez ama Ankaragücü ve Gençlerbirliği camialarını bildiğim için İbrahim Hoca'nın Ankaragücü'ne zarar verebileceğini düşünüyorum. Hem yönetimi yıpratma anlamında hem kulübe getireceği çok fazla bir şey olmadığını düşünüyorum ki kalan 6 haftada yani İbrahim Üzülmez isminin doğru bir isim olmadığını düşünüyorum. Umarım ama İbrahim Hoca'yla da anlaşılırsa da umarım bizi yanıltır ve takım Süper Lig'e tutunur. O zaman son sorumu sorayım Orhan. Mustafa Reşit Akçay'la yollar ayrıldı. Artık orada dönüş yok. Ankaragücü 6 haftada kimle, nasıl bir teknik direktörle sahada olmalı? Senin fikrin ne, önerin ne? Yani 6 hafta, şimdi hiç kimse 6 hafta için gelmeyecek. Mesela işte Bursaspor'da İrfan Hoca ile anlaştı. 1,5 yıllık bir anlaşma oldu. Şimdi burada 6 haftalık bir teknik direktörlük anlaşması yapılması gerekiyor. Mutlaka yani dışarıdan bir isim gelecekse mutlaka ki 6 haftalık bir anlaşma. Çünkü bambaşka bir süreç başlayacak. Ankaragücü'nün önünde
nasıl bir yol izleyeceğini bilmediği bir durum var. Yani 6 hafta sonunda mutlaka Süper Lig'e tutunması gereken bir takım var. Tutunamazsa ne olacak? Bunun hesabını yaparak ben yine aynı şekilde hem Aykan Atik hem Adnan Erkan hocalarımızın şu anda hem futbolcu topluluğunu bilmesi hem oradaki havayı solumasıyla yine bu kalan 6 haftada onlara bu işin devredilmesinin doğru olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ya hiç kimsenin elinde sihirli bir değnek yok. Artık senle ben de o kulübeye gitsek bizim de futbolculara söyleyeceğimiz hadi oğlum saldırın şu işi kurtarın demek olacak aslında. Yani burada çünkü artık bir maceraya girmenin ekonomik olarak kulübe bir zarar vermenin bir anlamı yok. Çünkü şöyle düşün. Aykan Atik, Adnan Erkan ikilisiyle sezona başlandı. Şu anda ikisiyle devam ediliyor olsaydı bundan daha kötü durumda olmazdı kulüp. Tekrar merhaba, Meriç abimle beraberiz. Meriç abi, özlemiştik seni. Valla ben de özledim sizleri de. Biraz izole bir yaşama geçtik. Bir iki, 2,5 aydır. Köyde torun, hanım, çocuklar falan böyle bir doğal yaşam denemesi yapıyoruz. Abi hemen ben hızlıca konuya gireyim. Mustafa Reşit Akçay ile tam Trabzonspor maçı öncesi yollar ayrıldı. Mustafa Reşit Akçay'ın performansını nasıl buluyordun diyeyim ilk önce ve göndermesini doğru buldun mu? Bir, Mustafa Reşit Akçay'ın başlangıç performansı iyiydi. Sonraki performansı bence kötüydü. Aslında özellikle Trabzon'la ilgili açıklamaları nedeniyle Mustafa Reşit Akçay'ın çok daha önce gitmesi gerekiyordu. Çünkü bir takımın başındaki teknik direktörün diğer takımların iddiaları, maçları, durumu, lig performansı, alacağı sonuçlarla ilgili yorum yapması, üstelik de rakibi ise son derece yanlış, etik olarak da doğru değil. Ben Trabzonspor'u çok severim, başka ama işin etik tarafından baktığınız zaman Mustafa Akçay'ın performans nedeniyle pandemi öncesinde gitmesi gerekiyordu. Yani pandemi aralığı öncesinde, Mart başında gitmesi gerekiyordu. Sonrasında zaten bu açıklamalara devam etti. Bence gecikmiş bir karar. O zaman hemen İbrahim Üzülmez'e geçeyim abi. İbrahim Üzülmez de az önce Fatih Başkan da tweet attı ve teyit etti prensipte anlaştıklarını. İbrahim Üzülmez'in nasıl buluyorsun? Bursaspor'dan yeni ayrılmıştı. Ankaragücü'nün çok zorlu Vallahi bir 6 haftalık periyotu var. Buradan kurtaracak ismi İbrahim Üzülmez diyebilir miyiz? ben o konuda yönetimle aynı fikirde değilim. Açıkçası ben daha tecrübeli bir hocanın, Mustafa Reşit Akçay'dan sonra daha tecrübeli bir hocanın, yani İbrahim Üzülmez'den daha tecrübeli bir hocanın göreve gelmesi gerektiğini düşünüyordum. Bu zamanında Hikmet Karaman şansını kaçırdılar. Zamanında Samet Aybaba şansını kaçırdılar. Yani Reşit Akçay yerine onlardan biri olsaydı bugün Ankaragücü pozisyonunda olmazdı bence. Özellikle de Hikmet Karaman Ankaragücü'nde bunu 3 kere başarmış bir teknik direktör olarak 4. bir şansı ve Ankaragücü'nün şansı olmayı hak ediyordu. Ama bence hata edildi. O yapılmadı. Samet Hoca bu işi gayet iyi yapardı, derler toparlardı. Çok daha işin başında. Yani bu transfer yasağının açılması, transferlerin yapılması sırasında buna kalana kadar Metin Diyadi'nin gönderilmesi hataydı. Metin Diyadi'nin tam takımı toparladı. Başakşehir maçında çok iyi futbol oynadı takım. Belli bir seviyeye gelmeye başlamıştı. Bu pozisyonlardan çok daha iyi yerde olurdu Ankaragücü. Bence umutlandık biz, hatırlarsan televizyon programında Evet. Klasspor'da buna ilişkin inşallah iyi olacak gibi bir dilekte bulunmuştuk. Ama bunun umutsuzca bir dilek olduğu ortaya çıktı. Bence Mustafa Reşit Akçay'ın da birazcık daha artık bir kenara çekilip futbolun felsefesi, insani felsefeler, toplumsal felsefeler üzerine fikir yürütüp çalışması gerekiyor. Futboldan çok uzaklaştığı belli olmuş. Ben tabii sizler kadar iyi takip edemiyorum ama oyuncularla arasının da çok kötü olduğu ve ciddi problemlerin yaşandığı yolunda bir takım bilgiler geldi. Bugün Twitter'dan falan okudum. Dolayısıyla bunlar üst üste geldiğinde tecrübeli yöneticilerin, Fatih Mert iyi niyetle
iyi bir şeyler yapmaya çalışan bir başkan. Yönetim aynı şekilde oradaki insanların ciddi bir çoğunluğu gerçekten iliklerine kadar Ankara güçlü insanlar, ama sonuç itibariyle Ankara güçlü olmak iyi yönetici olmayı, iyi başkan olmayı, hata yapmamayı getirmiyor. Zaten insan sana hata yaparsın. Çok doğal, ama Ankara gücünde ya da sportif futbol açısından yaptığın hataların bedelleri çok ağır oluyor. Şimdi Ankara gücünün durumu bence inanılmaz bir mucizeyi gerektiriyor. İbrahim Üzülmez bu mucizeyi gerçekleştirebilir mi? Ben çok iyimser değilim açıkçası. İbrahim Üzülmez'in oynattığı futbolu, teknik direktörlüğü de çok böyle pozitif gören biri değilim. Bana göre çok daha tecrübeli ve oyuncuları çok iyi motive edebilecek biri gelmeliydi. Dilerim bunu başarır, ama ben çok umutlu değilim açıkçası. Abi bir senaryoda daha tecrübeli bir isim yerine Adnan Hoca ve Aykan Hoca'nın ikilisinin sezon sonuna kadar takım çalıştırması görüşünü bildirenler vardı. Sen ne O zaman düşünüyorsun? düşmeyi Böyle bir kabullenme senaryo oluyordu doğru o. olur muydu? Bence o tür bir senaryo Bülent, düşmeyi kabullenmenin ilanı olurdu. Adnan iyi bir sportif teknik direktör. Futbola gönlünü vermiş bir adam. Aykan Hoca özellikle altyapılarda bu işi son derece iyi yapan, iyi niyetle yapan, alt liglerde bu işi son derece iyi niyetle iyi yapan bir hoca. Ama ne yazık ki bu işler sadece iyi niyetle olmuyor. İyi niyet belli bir noktaya kadar bir şeyleri taşıyabilir, bir takım şeyleri iyi gitmesi ya da iyi olması temennisine katkıda bulunabilir, ama sonrasında ne yazık ki farklı nitelikler, farklı özellikler gerekiyor, farklı tecrübeler gerekiyor. Ben bu nedenle özellikle Hikmet Karaman'ın burada olması gerektiğini, hatırlarsan o zaman da söylemiştim, Hikmet Hoca'nın gelmesi gerektiğini, böyle bir şeyi hak ettiğini, daha önce 3 kere, hele birinde sen çok iyi hatırlarsın, o zaman yanlış hatırlamıyorsam sporcusuydun değil mi Ankara Evet Gücü'nün? evet. Hikmet Yani Hoca'nın o inanılmaz 2008-2009 Cengiz sezonu. Başkan'ın döneminde. Evet 2008-2009 sezonu. Evet, yani inanılmaz, hiç kimsenin aklının alamayacağı bir iş başarmıştı. Onu başaran bir insan sanki daha önce gelseydi, Reşit Akçay geldiği dönemde, Metin Diğer'in sonrası gelebilseydi, bence biz hiç bunları konuşuyor olmazdık. Yeni sezonda neler olabileceğini, Ankara Gücü'nün nasıl bir yol izlemesi gerektiği üzerine fikir teatisinde bulunur, kafa yorardık. Ama ne yazık ki yine yeni sezon için konuşacağız, ama bir süre sonra dilerim o 6 maçta insanın aklını almayacağı inanılmaz mucizeyi gerçekleştirsin. Ama ben o konuda çok da umutlu değilim açıkçası. Ankara Gücü'nün Dilerim daha ben önce yanılırım. mucizeleri çok oldu. İkincilikten çıkması, birincilikten çıkması, o 2008-2009 Evet. sezonu. İnşallah Ankara Gücü yine bu mucizeyi imza atar. Daha güzel konuları konuşuruz. Ama seni İnşallah, çok iyi inşallah. gördüm Meriç abi. Uzun korona nedeniyle görüşemedik de. Sağ Ama ol, kendini iyi. toplamış özellikle yüzü. Çok güzel seni görmek. Evet, oldukça düzeldim. Herkese de sağlıklı günler diliyorum. Özgür Şahinler'le beraberiz. Özgür abi Hürriyet Gazetesi'nin Ankara Spor Müdürü. Özgür abi Ankara Gücü konuşuyoruz. İbrahim Üzülmez'le anlaşma sağlandı. Az önce kulüp tarafından da teyit edildi. Fatih Mert de galiba TRT'ye bağlanmış. Bu açıklamayı yapmış. İlk önce bir İbrahim Üzülmez'i nasıl değerlendiriyorsun? Öncelikle Ankara Gücü camiası için hayırlı olsun. Çok zor bir dönemde göreve geldi. 6 maç var önünde. Ankara Gücü ligin son sırasında ve hedefi de Süper Lig'e bir şekilde tutunmak. Ama 6 maça baktığımızda da işi açıkçası hiç de kolay değil. Çünkü içeride bu hafta deplasmanda Trabzon maçı var. Şampiyonluk adayı Trabzonspor. İçeride yine bir şampiyonluk adayı Galatasaray'la oynayacak. Sonraki 4 maçı daha nispeten kolay gibi, ama görüyoruz ki ligde de öyle kolay maç yok. Her takım bir şekilde kazanmak için oynuyor. O açıdan İbrahim Üzülmez için daha önce Gençler Birliği'nde de benzer bir durumda görev yapmıştı, ama durum bu kez daha farklı. Çünkü maç sayısı çok az ve Ankaragücü şu anda ligin son sırasında.
bir an önce de maçları kazanıp puanını yükseltmek gibi bir hedefi var. Açıkçası zor. Fakat şöyle bir durum var. Şu aşamada kim görev alırsa alsın Ankara Gücü'nde teknik direktör olarak kaybedeceği çok fazla bir şey yok açıkçası. Çünkü eğer İbrahim Üzülmez ya da bir başkası mevcut durumda Ankara Gücü'nü Süper Lig'de tutarsa Ankara Gücü'nün kahramanı olur. Çünkü 6 maç ligin son sırasında, lig bitmiş neredeyse, çok az bir süre kalmış. Puan 24, geçmiş sezon ortalamalarına baktığımızda son 6 haftaya girerken 24 puanlı takımların lige tutunma şansının ne kadar zayıf olduğunu biliyoruz. Ama eğer İbrahim Üzülmez bu işi başarırsa Ankara Gücü için kahraman ilan edilebilir. Ama kaybederse kimse bir şey demez. Bir başkası da olsa ona da kimse bir şey demezdi. Çünkü 6 maçta kazanabilecek puan belli, rakipler belli, takımın durumu belli. Sezon başından bu yana 4 tane farklı teknik direktörle çalışmış. Sonuç ortada. Ve geldiği zaman da zaten ligin son sırasında moral motivasyon olarak da düşmüş bir takım açıkçası. Çünkü koronavirüs süreci öncesinde bir toparlanma yaşanmıştı takımda. Yeni transferler, işte farklı farklı isimler, onların kattığı hava Ankara Gücü bir şey yakalamıştı, ivme yakalamıştı. Ama verilen aradan sonra ki durum Ankara Gücü için açıkçası iyi gitmedi. Bu arada rakipler de ekstra maçlar kazandı. Bir anda Ankara Gücü ligin sonuncusu duruma düştü. Bu açıdan baktığımızda İbrahim Üzülmez takımı ligde tutamazsa kimse ya takımı niye ligde tutamadın diyemez. Çünkü zaten geldiği şartlar belli. Takımın durumu belli. Ama bir şekilde ligde tutmayı başarılsa da gerçekten çok büyük bir iş yapmış olur. O açıdan işi hem kolay hem zor gibi duruyor benim açımdan. Gençler Birliği'nde daha önce çalıştı. O zaman da Gençler Birliği ligin alt sıralarındaydı. Açıkçası küme düşer mi düşmez mi tartışmaları yapılırken Beştepe'deki mesaisinde çok başarılıydı. Ama sonrasında Üzülmez'in de değişik bir grafiği var. Bir başarılı oluyor, sonrasında başarısız bir grafik var. Tekrar başarı yakalıyor. Sonrasında bir düşüş var. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Gençler Birliği'ne geldiğinde Gençler Birliği'ni kümede tuttu. Sonrasında Gaziantep'te başarısız bir sezonu var. Sonra Çaykur Rizespor'u ikinci PTT 1. Lig'den Süper Lig'e taşıdı. Sonrasında Bursaspor'la yaşadığı işte bir 14 haftalık başarısız bir süreç var. Şimdi sanki ivme başarıya dönmüş gibi eğer kendi kariyerine baktığımızda. Ama Ankara Gücü'ne baktığımızda işin kolay olmadığını da söylemek gerekiyor. Çünkü Ankara Gücü diğer saydığımız camialar içinde biraz Bursaspor'la benzerlik gösteriyor. Onun dışındaki camialara göre teknik adam açısından çalışılması zor bir camia. Çünkü taraftar baskısı var. O baskı ister istemez maçlarda arkanızı aldığınızda rüzgar sizi çok iyi etkiliyor ama başarısızlık durumunda da ters tepiyor. Bunun da sıkıntısını zaman zaman Ankara Gücü yaşadı. Umuyorum ki yönetimin takdiri onları istediği hedefe ulaştırır. Önlerinde zor bir süreç var hem yönetimin hem teknik adamın hem futbolcuların. Şimdi o İbrahim Üzülmez'in Gençler Birliği'ne geldiği ilk dönemde bir 32 puan var. Devre arasında sadece ikinci yarıda alınmış bir 32 puan var. Ki o sene 32 puan alan takım ligde kalmıştı. O başarısını daha sonra alt liglerde bir sergiledi, bir sergileyemedi dediğin gibi. İnşallah ama doğru karar vermişlerdir. İnşallah Ankara Gücü şu 6 maçlık periyotta doğru hamleyi yapıp ligde kalmasını sağlar diyorum. Umuyoruz tabii ki, beklentimiz o yönde. Çünkü Ankara Gücü hem kentimizin takımı hem de bu ligde olması gereken takımlardan bir tanesi. Ayrı bir renk katıyor, ayrı bir heyecan katıyor. Ve 110 yıllık da bir camia. Süper Lig'i hak eden de bir camia. Ama işte şanssızlıklar yaşandı bu sezon ki geçmiş sezonlarda da ekonomik sıkıntı Ankara Gücü'nün yakasını hiç bırakmadığı için bu sezon onu yine derinden bir şekilde hissettiler. Sezona başlarken transfer tahtası açılmadı. O dönemde rakipleri transfer yapıp kadrolarını güçlendirirken Ankara Gücü geçen sezonki kadrosunu bile koruyamamıştı. Kayıpları vardı. İkinci yarıya başlarken işte bir şekilde yönetim
kaynak buldu, transfer yasağı kaldırıldı, borsası açıldı, tahtası açıldı, oyuncular geldi. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmıştı Ankara Gücü ama sonrasında salgınla birlikte farklı bir döneme geçildi. Şimdi yeniden bir çıkış arıyor Ankara Gücü açıkçası bu 6 haftalık süreçte. Ben şöyle değerlendiriyorum, eğer bir teknik adam değişikliği yapılacaksa idi Ankara Gücü camiasında, bence salgından sonra 12 Haziran'da lig başlayacak açıklaması yapıldıktan sonra federasyon tarafından Ankara Gücü neşteri o zaman vurması gerekiyordu. Çünkü Mustafa Reşit Akçay yaptığı bazı açıklamalarda açıkçası taraftarın, camianın büyük tepkisini çekmişti. Evet. Zaten geldiği dönemde de eleştiriler vardı. Bir şekilde ilk maçlar kazanılsa da sonrasında kayıplar üst üste gelince o bağ kopmuştu taraftarla teknik adam arasında. O süreç içinde Ankara Gücü yeniden bir heyecan yaşatacak farklı bir adım atabilirdi. Yeniden başlandığında 12 Haziran'da farklı bir teknik adamla yoluna devam edebilirdi ama etmediler. İki maç beklediler. Şimdiki süreç çok kısaldı. Umuyorum ki onların attıkları bu adım onları hedefe taşır. Çok teşekkür ediyorum Özgür abi. İnşallah bundan sonra sıkça böyle bağlantılar yapacağız. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Beni kırmadın, konuk olduğun için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Atilla Türker'le beraberiz. Ankara'nın yetiştirdiği en önemli gazetecilerden, duayan gazetecilerden biri. Şimdi İstanbul'da artık. Atilla abi merhaba. Merhaba, teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Şimdi Ankara'yı ne kadar takip ediyorsun, eskisi kadar takip ediyor musun bilmiyorum ama Ankara Gücü'nde zor günler geçiriyor. Ligin son sırasında şu anda, evet. Ve bir teknik direktör değişikliğine gidildi. Tam da Trabzonspor, evet, maçı öncesi. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Trabzonsporluluğunu çok fazla gündeme getiren bir Mustafa Reşit Akçay vardı. Ve Ankara Gücü yönetimi, evet, bu gerekçeden dolayı Mustafa Reşit Akçay'la yolları ayırdı. Sen ne düşünüyorsun abi? Doğru bir karar mı? Şimdi şöyle bir fikir cimnastiği yapıyoruz zaten burada. Önce şu anda doğaçlama söylüyorum. Mustafa Reşit Akçay'ın o açıklamasını ben gerçekten yadırgamıştım. Yani iyi kötü herkesin bir takıma, bir camiaya, kulübe sevgisi, sempatisi vardır. Ama şöylesine bir ortamda, hele hele siz, tabii ki teknik direktör olarak da bunu söylemeniz, eğer görevde olmasaydınız ayrı bir tartışma konusu olurdu. Ama siz görevde nihayetinde Ankara Gücü takımının başındasınız. Ki Trabzonspor'la karşılaşıyorsunuz, Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'la fark etmez. Yani bu süreç içerisinde gönül verdiğiniz takıma bu şekilde demeçlerinizle de destek vermek tabii ki hoş olmayan bir olay. Çünkü kafalarda soru işareti olur her şeyden önce. Siz takır takır oynasanız bile, dobra dobra her türlü düşüncenizi ortaya koysanız bile bu belli kişiler tarafından, ki çoğunluk tarafından büyük tepkiyle karşılanır. Yani nihayetinde Trabzonspor bu ülkemizin en güçlü de camialarından birisi. Ki yense, ki büyük ihtimal ama her şeyden önce favori takım, yendiği takdirde zaten büyük tepkiyle karşılanacak Mustafa Reşit Akçay. Bak zaten böyle söylemişti. Zaten iyi niyetli değildi. Zaten kendi takımını değil Trabzonspor'u düşünüyordu denilecek. Ki bu zaten çok sık dile getirilen iddialardan birisi oluyor. Yani genel anlamda söylüyorum tabii. Haliyle bende de bir rahatsızlık yaratmıştı. Ya ne gereği var böyle demeçlerin? Yoksa Mustafa Reşit Akçay kişiliğiyle, dürüstlüğüyle, geçmişteki başarılarıyla hepimizin bildiği, tanıdığı bir Anadolu evladı, insanı. Belki hak ettiği yere geç geldi. Yani yaşı da bayağı var, 57 doğumlu bildiğim kadarıyla. Şimdi bu tür kritik görevlerde bulunan özellikle teknik adamların, futbolcuların mutlaka çok dikkatli olması gerekiyor. Yani keza benzer bu konumda bir futbolcu da benzer bir demeç verseydi, diyelim ki Ankara Gücü'lü bir futbolcu, hiç fark etmez. Veya Gençler Birliği veya Fenerbahçe kalkıp da ben arkadaş şu takımın şampiyon olmasını istiyorum dediği zaman bir dakika derler insana. Çünkü bunun yarınları var. Gol atarsın, kaçırırsın. Her türlü olay olabilir. O zaman sen tartışılmaya başlarsın. Bu Sayın Mustafa hocamızın demeci 2-3 ay oldu yanılmıyorsam. O zamanlar, evet, okuduğumda ya ne gerek var bunu? Yani şöyle yine sesli konuşuyoruz zaten veya direkt konuşuyoruz. Tamam, kendi camian seni takdir eder mi, etmez mi? Ama ben Trabzonsporlu bile olsam derim ki hocam, yani her işin bir adabı var. Yani Trabzonsporlu bir gönül veren bir taraftar olsam veya gazeteci olsam hiç fark etmez. Ki her kulübe ben eşit mesafedeyim. Bunu samimi bir şekilde, en azından sen, Bülent, sen beni iyi tanıyorsun. Olsa söylerim. Ha, Gençler Birliği'nin profesyonel takımda oynadığım için, Gençler Birliği'nin camiasına ayrı bir saygım olduğu için soranlara Gençler Birliği'yim diyorum.
İlhan abi bana çok kızardı bu arada. Allah rahmet eylesin. Yani oğlum Atilla senin yüzünden gazete okumayı bıraktım. İnanılmaz ağır eleştiriler yazıyorsun, yapıyorsun falan derdi. Ama dediğim gibi futbolcuların, gazetecilerin, hadi gazetecileri bir tarafa bıraktık. Teknik direktörlerin her zaman çok dikkatli olması gerekiyor. Şimdi ne oldu? Ha şimdi bu diğer taraftan ele alıyorum. Lafı biraz uzattım ama Sayın Başkan'a da başarılar diliyorum. Genç bir başkan. Tanışmak kısmet olmadı. Sayın Başkan nezdinde tüm Ankaragücü yönetimine, camiasına da başarılar diliyorum. Gerçekten bir Ankaralı olarak çok isterim. Yani ben çocukluğumda hatta okuldan çıkardık. Ben Kurtuluş'ta okuyorum. Ankaragücü antrenmanlarına giderdik. Ben şimdi 40 yıl önce kadroyu ezbere sayıyorum Bülent Atlas. Şimdi dilerim Ankaragücü başarılı olur. Ama bir de şu taraftan bakıyorsun. 3 ay önce demeç verilmiş. Şimdi görevine son veriliyor Sayın Hocanın, Mustafa Reşit Akçay'ın. Evet. Niye o 3 ay önce yollar ayrılmadı? Niye ha maç arifesi deniliyor. Tamam ona da saygı duyuyorum. Bu sefer şimdi tabii bir tartışma konusu var. Sayın hocamız İbrahim Üzülmez tartışılıyor. Ben bu Evet. konuda ayrı Anlaşmayı düşünüyorum. Ben imzaladılar. Resmen duyurdular imzalandı. Atilla abi. Tabii duyurdular. Duyurdular. Ben mesela bugün tabii takip ediyorum sürekli salon ortamı veya senin değerli yazarların, muhabirlerin hepsinin ifadelerini. Tabii tepki gösterenler de var İbrahim Hoca'ya, İbrahim Özülmez'e. Ben aynı fikirde değilim. Hatta Adnan Erkan yürütseydi bu süreci bu son maçları anlamında takımın başında Adnan Hoca, Adnan Erkan eski kaleci dostumuz, Evet. kardeşimiz değerli bir insandır onu da belirtti. Çok değerli hem de. İyi bir insandır, iyi bir teknik adamdır. Şimdi Adnan Hoca ile devam edilse görüşü vardı. Artık geçti. Ama şu kadarını söyleyeyim. İbrahim Üzülmez'e ben olumlu bakıyorum. Niye? Genelde zaten başarılı bir futbolcu olarak ayrı da teknik adam olarak da ki kaç yıldır teknik adamlık yapıyor? Herhalde bir 8-10 yıldır yapıyor. İyi bir tablosu var, iyi bir çizgisi var, iyi bir duruşu var. Hırsı, istikrarı. Bugüne kadar genelde de başarılı oldu. Belki bir iki yerde sendeledi falan ama genelde baktığınız zaman işte yanılmıyorsam lütfen düzelt Elazığ Spor'da, Gençlerbirliği'nde, başka takımlarda falan iyi bir duruşunu ben her zaman takdir ederim İbrahim Hoca'nın mesela genel anlamda. Dilerim de genç Ankaragücü'nde de başarılı olur. Böyle bir süreç yani. Bazı eleştirilecek taraflar var. Yani Mustafa Reşit Hoca'nın demecinden keza görev ayrımına bu 2 gün önce yapılması veya işte dün yapılması falan bunlar tartışılacak olaylar. Ama bu olaylardan da bazı insanların mutlaka ders alması gerekiyor. Başladım. Yani çok beyin takımı olarak, beyin olarak çok takdir ettiğimiz Mustafa Reşit Akçay'ın işte beyin anlamında da bazı hataların yaptığını da bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Atilla abi, peki ben sana şeyi soracağım. Buyurun. İbrahim Hoca Bursaspor maçındaydı birkaç gün öncesine kadar. Orada şampiyonluk Evet. mücadelesi veriyordu. Evet. Süper Ligi Ankaragücü'nü ne kadar takip etmiş olabilir? Bu bir handikap yaratır mı sence abi? Şöyle, nihayetinde özbeş bir Türk insanı, kardeşimiz, arkadaşımız yakından da takip ediyordur mutlaka. Etti tabii ki kolay da değil. Şimdi en azından o 28 kişi, kaç kişilik kadro? 30 kişi diyelim ki kadro. En az 10 tanesini tanımaz. Tanımayabilir anlamında söylüyorum. Bunu mutlaka ufak da olsa bir dezavantaj var. Ama kadroyu veya iyi kötü mutlaka maçı izliyordur. Nihayet Ankaragücü Süper Lig takımı. Yani bu herhangi Evet. bir alt ligler takımı değil. Mutlaka biliyordur. Hani gerekli incelemeyi, araştırmayı, sorguyu, suali zaten belli kişilerden yapabilir. O ufacık makas mı derler, dezavantaj mı derler, onu bir günde iyi kötü giderir anlamında. Yani bu kalkıp da yurt dışından, İtalya'dan, İngiltere'den veya Portekiz'den gelecek bir teknik adam değil. O öyle olsaydı işte takım kadrosunu bile bilmeden, öğrenemeden sahaya takım çıkartmak zorunda kalırdı. Ama nihayetinde Ankaragücü Türkiye'nin Süper Lig'deki en güçlü de takımlarından birisi. Kadroyu da İbrahim Hoca mutlaka çok yakından biliyordur, ediyordur. Bir tanışma faslı olur. Bir o geçici dönemi, kriz de demeyelim ona, bu geçici dönemi mutlaka bir günde bir idmanda giderir. İbrahim Hoca'yı da zaten tüm Ankaragücü futbolcular tanıyor. İbrahim Hoca da onların önemli bölümünü, 30 futbolcunun en az 20'siyle belki muhabbeti vardır, tanıyordur. Özelliklerin hepsini biliyordur, kim nedir ne değildir. Bilemedin, sesi yine dile getiriyorum. Peş peşe oturur, çayını kahvesini alır, videodan son 5 maçı izler. 2 saatten 10 saatini alır. Bundan büyük şey mi var? Ha bu şekilde de o dezavantaj elbette az da olsa var. Ama onu da mümkün olduğu ölçüde giderir anlamında söylüyorum yani ben. Valla abi, ligin çok kritik bir 6 haftasına girdik. Hem şampiyonluk mücadelesinde hem ligde kalma mücadelesinde önemli haftalar var. Seni görmek çok güzeldi ama ben sürekli seninle Şu bu bağlantıyı yaparak senin görüşlerini almak istiyorum abicim.
Çok teşekkür Her zaman ederim. Büyük Kırmadım bağlandım. mutluluk duyarım. Her şeyden önce ben Ankaralıyım. Duygusal da bir şey olacak. Ankara Gücü Gençler Birliği benim için ayrıdır. Senin yerin ayrıdır. Senin başarıların ayrıdır. Bu şekilde çok güzel bir şekilde hasret gidermeye çalışırız. Duygularımı, düşüncelerimi dile getirmek benim için ayrı bir olaydır. Hatta belki yanlış olacak, belki doğru olacak ama ben direkt söylemeyi seven insanlarım. Başka kanal değil, senin kanalın her zaman ön plandadır. Onu da bilmiş ol, tamam mı abiciğim? Çok Çünkü çok teşekkür ederim fazla abi. Görüşmek üzere. değerler var. Görüşmek üzere. Sağ ol. Sağ olasın.